65 yaşındayım. Adana'da doğdum. Uzun yıllar Adana'da yaşadım. 10-15 yıldır da İstanbul'da yaşıyorum. Evliyim, 2 çocuğum, 4 torunum var. Çok küçük yaştan anneannemi izleyerek, sürekli onun peşinde dolaşarak, ne pişiriyor, nasıl pişiriyor, onu sorular sorarak ilgim başladı. Şimdi belki komik gelecek ama çok küçük yaştan mantı hamuru açmaya başladım. Sürekli denedim, sürekli araştırdım. Karakuş tatlısı aslında Nusayri mutfağına ait bir tatlı. Biliyorsunuz Çukurova yöresinde, Antakya, Adana ve Tarsus'ta yaşayan Nusayri kökenliyim ben. Anneannemin yaptığı çok eski bir tatlı bu. Anneanne mutlaka yılbaşı öncesi, özellikle yılbaşında belki dini bir ritüeli vardı, onu bilmiyorum. Belki bir şeydi ama o sıralarda yapılırdı bu tatlı genellikle. Adı Karakuş diye biliniyor. Şimdi Adana'ya has bir tatlı oldu. Fakat aslında Karakuş değildir. Krakuş. Yani Arapça'da gevrek hamur anlamında olan kreykuştan türemiş. Zamanla halk diline karakuş olarak yerleşmiş. Bol baharatlı bir tatlı. İncecik açılan hamur. Üzerine tarçınlar bol yapılır. Tarçın, karanfil ve zencefille baharat tatlandırılıp ondan sonra yağda kızartıldı. Biliyorsunuz fırın uzun süre evlerde fırın yoktu. 60'lardan sonra fırınlar başladı kullanılmaya. Hamuru aslında basit bir hamur ama ilmik katılıyor. İlmik daha gevrek ve daha elastik bir hamur olmasını sağlıyor. İlmiği bir gece önceden sütte ıslatıyorsunuz. Sonra hamuru unla birleştirip yoğuruyorsunuz. İsterseniz şurba batırın, isterseniz üzerine sadece bal dökün, dökerek yiyin. Biliyorsunuz daha önceleri şeker kıtlığı olunca balı hafif sulandırıp onu dökerlermiş üzerine bu tatlının. Veya ben aslında iki türlü de yapıyorum. Bazen bal şurubuyla da yapıyorum. Bazen de kendim şurubu kaynatıp yapıyorum. Aslında bu tatlıyı kızartmak için mahsere denilen tahin üreticisi firmalardan alınan susam yağıyla kızartılırdı. Susam yağının ayrı bir lezzeti ve tadı olurdu. Günümüzde pek bulmak şansımız olmadığı için ben fındık yağını tercih ediyorum. Fındık yağı da çok güzel sonuç veriyor. Çok lezzetli oluyor. Tabii ayçiçek yağı da kullanmak mümkün. Mesela pamuk yağıyla da kızartıldığı olur. Adana yöresi tatlıcılar hala pamuk yağı kullanıyorlar sanırım. Baharat olarak genellikle tarçın kullanılıyor. Biraz da karanfil kullanıyoruz. Karanfili daha az kullanırsınız. Biliyorsunuz karanfil çok baskın bir tadı vardır. Zencefili, hatta 7 türlü baharat kullandığını söylerler. Yeni bahar da olabilir içinde. Biraz muskat da olabilir. Kapatırken baklava kesiliyor. Cevizleri döküldüğü zaman da işte yağ değiştiriyoruz. Yağ birkaç kez başka tavaya aktarıp içinde yanmış cevizlerin kötü tat vermesini engelliyoruz. Aynı zamanda isterseniz üçgen şeklinde de cevizlerin dökülmeyecek şekilde muska gibi sarabilirsiniz. Fas'ta buna benzeyen bir tatlı olduğunu, bademle yapılan bir tatlı olduğunu gördüm ben, biliyorum. Yalnız orada da bademle fakat bol baharatla hazırlıyorlar. Fırında pişiriyorlar ve beyaz oluyor rengi. Bu tadı veriyor aşağı yukarı. Yani bir tür baklava zaten bu. Yurdumuz zengin bir türe sahip. Çeşitli milletler, çeşitli dinlere bağlı insanlar birlikte yaşıyorlar, dostça, kardeşçe. Bir yılbaşı öncesi anneannemi ziyaret eden Ermeni asıllı bir arkadaşı, "Aa, bizim adetimizi çalmışsınız, bu bizim tatlımız, biz de yaparız buna benzeyen bir tatlı" dediğini hatırlıyorum. Ama ne dereceye, nasıl, onlar da mı yapıyor veya birbirinden mi etkilenmiş, doğrusunu isterseniz o konuda bir bilgim yok. Kızım buna benzer bir tatlıyı hazır yufka baklava hamuruyla yapıyor. Amerika'da yaşıyor kızım. Halk mutfağında uzun süre baharat yoktu. Fakat onun için bu tatlı çok kıymetli. İçinde baharat var. Bol ceviz, bol şey olmuşu. Özellikle tabii biraz zengin bir mutfağa ait tatlı.